Hepinize yeniden merhabalar. Gördüğünüz gibi yine bir tren yolculuğunda size sesleniyorum. Ülkemizde siyasal gelişmelerin, gerginlikler girdabında ayakta kalabilen herkese selam olsun. Ama bugün özellikle cesur bir kadın yargılanıyor. Şebnem Korur Fincancı, bir bilim insanı, bir hekim olarak görevini yaptığı için haksız yere yargılanıyor. Mahkemesi duruşması var. Ona da buradan selamlarımı göndererek başlamak istiyorum. Tabii bu tren yolculuğunda sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Bu sohbetimizin konusu hiç kuşkusuz siyaset olmayacak. Türkiye'deki bu gerilim konuları olmayacak. Ben bu tren yolculuğumla ilgili sizlerle sohbet etmek istiyorum. Bu seferki güzergahımız Münih olacak ve tanımayanlar için Münih'e dair birkaç söz söylemek isterim. Münih, Almanya'nın Berlin ve Hamburg kentlerinden sonra üçüncü büyük kentidir. Almanya bilenleriniz çoktur kuşkusuz. 16 farklı eyaletten oluşan birleşik bir devlettir. Münih, Bavyera eyaletinin en büyük şehri ve o eyaletin başkentidir aynı zamanda. Oktoberfest'ini bilenleriniz vardır kesinlikle. Eminim çok insanımız biliyordur. Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insan bu feste bulunmak, yani bu şenliklerde bulunmak için, bira içmek için özellikle Münih'e akın ettiğini biliyorsunuzdur. Münih Intercity Zug ile Frankfurt Münih arasında bu yolculuğumuz toplam 4,5 saat sürecek. Bu arada Almanya'da havalar hiç olmadığı kadar, her ne kadar yağmurlu görünüyor olsa da sıcak geçiyor. Böyle devam ederse kış mevsim olsa da bu yıl karın yağışını herhalde görmek mümkün olmayacak gibi. Oysa bu tren yolculuğumuzun hani karın beyaza bürüdüğü bir coğrafyada olmasını ben çok isterdim. Bunun için sanırım en doğru adres Dersim, pardon, Norveç olmalıydı. Yıllar önce Oslo-Bergen arasında bir tren yolculuğunu hatırladım şimdi. Bir gece yolculuğuydu ve gündüz kadar aydınlıktı her taraf. Yüksek dağların arasında Dersim gibi coşkun akan nehirlerin eşliğinde süzülürken açıkçası bir rüya gibiydi. Dersim coğrafyasındaymışım gibi hissetmiştim bu yolculukta. Bir rüya gibi ama gerçek bir yolculuktu. Bu yolculukların bence en güzelini İskandinav ülkelerinde, Norveç'te, İsveç'te yapmak mümkün diye düşünüyorum. Neyse, rüyadan uyanıp biz yine de bugüne gelelim. Uzun yıllar aradan sonra yarın akşam Münih'te, Münih'in en ünlü konser salonlarında birinde olacağız. Hafta içi olmasının nedeni, tabii hafta sonu konser salonların önceden tutulmuş olması nedeniyledir. Perşembe akşamı da olsa bana eşlik edecek, Türkiye'den gelecek olan arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir konser gerçekleştireceğimize şimdiden inanıyorum. Münih ve çevresinde yaşayan kıymetli dostlarımızı yarın akşam Saal X'te saat 19'da başlayacak konserimize mutlaka beklediğimizi belirtmek istiyorum. Değerli dostlar, Cuma günü yepyeni farklı bir albümle buluşturmuş olacağım sizlere. Bunun da haberini vereyim bu yolculuk vesilesiyle. Daha önceki albümlerimizde farklı nedenlerle yer almamış eserlerimizden oluşan yeni bir albüm olacak bu. Bu eserlerin çoğu kayıp da aslında. Uzun araştırmalar sonucunda bu eserlerin çoğuna ulaşmış olduk. Kuşkusuz bu eserlerin gerçek sahibi sizlersiniz, dinleyicinin kendisidir. Ve bunları arşivimizde tutmaktansa sizlerle buluşturmanın daha iyi olacağını düşündüm.
makaralı bantlardan aktarılan bu eserler stüdyo ortamında iyileştirildikten sonra Kayıp Şarkılar adlı bir albümde topladık. Toplam 15 eserden oluşan albüm 13 Ocak tarihinde, yani önümüzdeki cuma günü tüm dijital platformlarda yer alacak. Büyük bir emeğin ürünü olarak bu eserleri dinlemek ve daha çok dinlenmesini sağlamak kuşkusuz size kalmış diyelim. Son olarak bir şeyler söylemek istiyorum. 40 yıllık müzik hayatımla aslında yaşadığımız ülkede toplumsal itirazın sesi olmaya, o mücadelenin sesi olmaya çalıştım. Toplumsal hiçbir gelişmeye asla kayıtsız kalmadım. Acıların, ölümlerin yaşandığı bütün alanlarda olmayı insani bir görev olarak gördüm. Çünkü ben aslında böyle bir tarihte acıyla anılan bir coğrafyanın ağıtlarıyla büyüdüm. Koşullar ne olursa olsun önemli olan yaşadıklarımızdan öğrenebilmektir, inancımızı koruyarak ama eğilmeden, bükülmeden yaşayabilmektir. Bu hayat bazen hapis, bazen sürgün, bazen de ölüm getirebilir. Ancak direnmeyi elden bıraktığınızda bir hiç olarak tarih sayfasında yer alırsınız. Bu yüzdendir ki yaşamak direnmektir dedim hayatım boyunca. Direnişle birlikte sevgili Ahmet Telli'nin bir şiirinden yola çıkarak yolculuklar da tarihimizdir bizim. Özgür ve mutlu bir gelecek için iyi yolculuklar hepinize, iyi yolculuklar hepimize. Umutla kalın, sevgiyle kalın diyor.